Gonca? Poz yapalım mı? Çok canım sıkıldı oyun oynarken. Babanın şimdi biraz işi var meleğim. Ama döndüğümde söz, bütün gün oynayacağız. Tamam mı? Hadi. Hadi Maria. Maria. Babamla Maria nereye gitti? Elinin körüne gitti Melek. Orası neresi? Sen niye anneyi bu kadar üzüyorsun? Hı? Ben de mi bırakıp gideyim seni Melek? Bunu mu istiyorsun? Hayır. Hayır gitme anne. Ne yaptım ben seni kızdıracağım? Melek. Hani biz seninle babaya küsmece oynuyorduk? Konuşmayacaktın babanla, ne oldu? Unuttum anneciğim, özür dilerim. Ne yapayım, babamı çok özlüyorum. Özlemeyeceksin. O seni özlemiyor ama Melek. Bak seni bıraktı, Maria ile gitti. O kadın babanı çaldı bizden. Koparttı senden. Başımıza ne geldiyse o kadın yüzünden geldi. O yüzden ona da babana da surat asacaksın. Konuşmayacaksın onlarla, anladın mı? Aferin. Şimdi Nazlı ablanla oyun oyna. Annenin işi var, tamam mı kızım? Hadi. Eğer istediğim parayı vermezsen, Can Demir ailesinin hepsi Meleğin kendi kanlarından olmadığını öğrenecek. Şey mi oldu? Maria. Efendim? İyi misin sen? İyiyim. Şeyim yok. Ne oldu ki? Ben de onu diyorum. Ne oldu? Bir şey olmuş sana. Yok, yok canım. Bir şey olmadı. Bir şey yok. Dinliyorum. Efendim aşkım. Sen benim canımsın biliyorsun değil mi? Evet. İnsan canının sıkıldığını, üzüldüğünü anlar. Kafana kurcalayan bir şey var. Seni artık böyle görmek istemiyorum. Hadi konuşalım, ne oldu? Tamam. Her şeyi anlatacağım.
ama önce gidelim. Sakin sakin oturalım, öyle anlatacağım. Olur mu? İclal abla. Nerede bu Maria'nın numarası? Gonca, ne yapıyorsun? Benim telefonum mu? Şey, İclal abla, seni göremeyince ben Maria'nın telefonu... Ver şunu. Kızın başkasının özel eşyası kurcalanmaz, hiç mi öğretmediler sana? Az daha bekleyemedin mi? Ne var canım? Sanki sevgilinle mesajlarını mı göreceğim? Kız, vallahi alırım şimdi ayağımın altına seni. Şuna bak ya, bir de üste çıkıyor. Hem sen ne yapacaksın Maria'nın numarasını? Arayıp halatır soracak halin yok herhalde. Lazım İclal abla, sorma. Sen yine bir işler kurcalıyorsun ya. Çıkar foyan meydana. Oo gençler, sizi görmek ne güzel. Nasılsınız bakalım? Vallahi aşığız Reyhan, daha ne olsun? Ne güzel işte. Tek derdiniz bu olsun. Hadi buyurun. Ah, çok özlemişim. Ben de. Evde durumlar nasıl? Kudret Bey umarım daha iyidir. Maşallah var. Formuna bile kavuştu. Ya şahane. O zaman ben sizi daha fazla bekletmeden masayı donatayım. Bugün menüde muhteşem yemekler var. Harikasın. Evet hayatım. Ne konuşacaktın benimle? Dinliyorum. Şimdi yol boyu düşündüm. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok. Yani ben bulamadım. Ama söylemesem de sana haksızlık etmiş olurum. Neyi Maria? Önce bana bir söz vermeni istiyorum Mustafa. Her ne olursa olsun Melek hep senin ilk göz ağrın olarak kalacak. Tamam mı? Tabii ki öyle. Ya doğduğu gün kucağıma aldım ben onu. Öz evladım gibi sevdim. Hatta konuştuğu gün, bana baba dediği gün bütün gerçeği unuttum. Meleğim oldu o benim, öyle de kalacak, merak etme. Onu duydum, öyle sevindim ki. Maria ne oluyor? Niye bana bundan bahsediyorsun şimdi? Mustafa. Melek aslında... Tanımıyorum. Ararım sonra. Evet, Melek diyordum. Önemli galiba. Aç istersen. Efendim? Maria. Gonca ben. Maria, yalvarırım Mustafa'ya bir şey söyleme. Ne olursun. Bak önce bir beni dinle. Sonra sen kararını verirsin. Ne olursun Maria, bak kendim için değil, Melek için. Meleği düşün, tamam mı? Duydukların aramızda kalsın. Bak Melek için ne olur. Lütfen yalvarıyorum. Peki. Si querida, si. Hablamos después. Chao, chao. Ne oluyor kız? Ne duydu da Maria öyle eteklerin tutuştu? İzzi, telefonu kaybetmiş. Nerede kaybetmiş ki? Tipik İzzi işte. Kafa hep bir dünya. Unutmuştur bir yerde. Merak etmeyeyim diye arkadaşından aramış. Evet. Nerede kalmıştık? Melek diyordun.
Evet, Melek. Yok bir şey İclal abla, niye anlamıyorsun ya? Amma darladın beni, rahat bırak. Duyduğuma mı inanayım, sana mı inanayım? Basbayağı yalvardın kıza be. Aranızda bir şey var sizin. Ne oluyor? Sana ne? Anlamadım. Duydun ne dediğimi. Aramızda bir şey varsa da sana ne? Öyle mi oldu şimdi Gonca Hanım? Daha düne kadar İclal abla, İclal abla diye eteklerinde dolanıyordun. Ne oldu? Bundan sonra böyle. Herkes kendi işine baksın. Karışma benim işime. Anladın mı İclal abla? Karışma. Zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağım? Söylemek belki bana düşmez ama bebeğimizi doğduktan sonra Meleği hiç ihmal etmemek lazım. Hatta onunla daha çok ilgilenmen lazım. Ya çocuğun psikolojisi iyi değil zaten. Bir de şimdi kardeş merdeş. Onu söyleyecektim. Ya sen neleri düşünüyorsun ya? Kendi derdin yetmezmiş gibi. Merak etme. Onları ben düşünürüm. Sen sadece bizi, kuracağımız yuvayı ve bebeğimizi düşün. Anlaştık mı? Efendim? Ne? Nasıl? Nerede? Tamam, geliyorum. Kötü bir şey mi oldu? Hayatım, işle ilgili çok önemli bir mevzu var da benim gitmem gerekiyor. Sen nasıl dönersin geri? Ya ben şuradan bir taksi atlayıp giderim. Taksi mi? Hı hı. Hani şu sarı olanlar var ya, içinde şoför. Ay, hadi git sen, hallederim ben. Emin misin? Eminim aşkım, aklın kalmasın. Zaten daha buradayım ben. Bir şeyler yiyip öyle kalkarım. Dikkatli ol. Sen de. Şu hayvancağızlar bile bizden daha haysiyetli, biliyor musun Gonca? Kanadı kırılmış garibin. O da koy vermiş kendini. Madem ait olduğum yerde, göklerde olamayacağım. Dilediğim gibi uçamayacağım. Yaşamayayım daha iyi diyor. Ama ya insanoğlu, öyle mi? Nereye koyarsan koy. Yaşamak için illa bir sebep, bahane buluyorlar. Tıpkı senin yaptığın gibi. Bir daha evime kadar gelip beni tehdit etmeye kalkma Ümran. Kadın öğrendi diye dertleniyorsun değil mi? Ya söylerse diye.
söylemeyecek, merak etme. Susacak. O susacak da seni kızının öz babası yakacak. Ne diyorsun sen be? Şu telaşın, hırsın beyhude. Kendince öyle çabalıyorsun da olacakların önüne altınla, parayla geçemezsin diyorum. Kes tamam. Senin abuk subuk kehanetlerini dinleyemeyeceğim. Susacaksın Ümran. Bunca yıl sustum, yine susacaksın. Aldın işte paranı. Gözüme görünme bir daha. Alo. Benim evet. Neredesin? Acilen buluşmamız lazım. Çok önemli. Melek. Ne yapıyorsun bir tanem? Hı? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bak bakayım bana. Söyle kim ağlattı seni? Söyle bir tanem. Kızım. Melek, kızım, Melek gel bakayım. Baba. Ne yapıyorsun yavrum? Ne yapıyorsun sen ha? Maria, iyi misin? Gitsin dede. Ben babamı istiyorum. Babam onun yanında. Gitsin. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Sen gel benimle biraz. Gel sen benimle. Gel. Gel bakalım. İyi misin Maria? Ha? Geç bakayım şuraya. Gel. Tatlım benim gel. Gel bakayım sen buraya gel. Otur bakayım dedenin kucağına. Neyin var senin böyle bebeğim ha? Sen hiç böyle bir kız değildin. Ne oldu? Babam beni unuttu dede. Hiç ilgilenmiyor benimle artık. Ah canım benim. Ama baban seni çok seviyor. Hiç unutur mu baban seni ha? Neden yanımda değil o zaman? Neden oynamıyor benimle? Annem de hep üzgün. Babam Maria'nın yanında diye hep sinirli. Hepsi o kadının yüzünden. Yeter artık. İstemiyorum o kadını bu evde. Ne olur dede. O kadın gitsin artık evimizden. Ne olur. Canım benim. Gel benim. Canım benim. Tatlım benim. Bebeğim benim. Gel. Gel bakayım. Hasan ne oldu burada? Sorma beyim. Şoförler silah zoruyla indirip zapt etmişler. Bütün hasatı yerlere saçmışlar. Giderken de Haşmet Yalçınoğlu'nun selamını söylemişler. Allah kahretsin. Geç kaldın. Kusura bakma. Anca. Sana işim düştü.
Söyle. Ne istersen. Maria. Maria'dan kurtulmam lazım. Sen de bana yardım edeceksin. Olur. Hallederiz, merak etme. Ama kimsenin haberi olmayacak bundan. Galibin bile. Sadece ikimizin arasında kalacak. Tıpkı geçmişteki karanlık sırrımız gibi. Anladın mı? Daha iyi misin? Daha iyiyim. Mustafa Meleği bu aralar biraz ihmal etti galiba. O da acısını senden çıkardı Maria. Haksız mı sence? Nadire, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Sağ ol. Maria, Maria, Maria. Canım kızım benim. Yani Maria, Allah biliyor ya. Şu Gonca'dan bir erkek torunum olmasını çok istedim. Ama bir gün kucağıma nur topu gibi bir kız çocuğu verdiler. Melek gibi. Adını Melek de ben koydum zaten. Maria, Melek bana rahmetli oğlumdan kalan tek miras. Onun gözümden düşecek bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Dünya bir yana, Melek bir yana yani. Ama şimdi çocuk aklıyla yaşadığı bütün mutsuzlukların sorumlusu olarak seni görüyor. Her yani oradan bakacak olursam belki de kendine göre haklı da belki. Maria, biz ne yapacağız? Sabredeceğiz. O da büyüdükçe belki her şeyi daha iyi anlayacak. Ve bu problemleri de hep birlikte çözeceğiz. O zamana kadar da biz de seni elimizin üstünde tutacağız. Tamam mı? Zavallıcık, sizin torununuz bile değil ki. Söyle Mustafa. Alo abi, babam yanında mı? Yo, ne oldu ki? Bu Yalçınoğulları bütün sevkiyata taş koymuşlar. Şoförleri zapt edip bütün malımızı yere sermişler. Ne diyorsun oğlum sen? Ne olmuş Şahin? Ben şimdi Yalçınoğulları'na gidiyorum. Bunun hesabını verecekler abi. Sen babama bir şey söyleme, tamam mı? Dur oğlum, o işler öyle tek başına olmaz. Bekle, ben de geliyorum. Hayırdır inşallah. Şahin, ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Yalçınoğulları sevkiyatı baltalamış. Üzümler falan hep yollara saçılmış. Ulan ziyan oldu güzelim aslında. Şahin! Baba? Şahin, ne diyorsun sen ya? Mustafa aradı da. Demek bunu da yaptılar sonra. Yürü. Yürü, bunun hesabını verecekler. Yürü! Hadi. Sen koru ya Rabbim. Vallahi yer yerinden oynayacak. Nasıl yapacağım peki? Düşündün mü bir şeyler? Bugün bir türlü yolu var. Ne bileyim. Ya sen kendi başına bir şey yapamaz mısın? Hı? Onu da mı ben söyleyeyim? Neyse, kötü fikirdi. Ben başka bir yol bulurum. Söylediklerimi de unut. Gonca! Pardon. Yapacağım. Halledeceğim. Yıllar sonra benden bir şey istemişsin. Ben de bunu hallederim. Emin misin? O iş bende, merak etme sen.
Peki o zaman. Kimsenin bizden şüphelenmemesi lazım. En temiz, en dikkat çekmeyecek şekilde olmalı. Sen düşün, konuşuruz. Ben babam gibi yapmayacağım. Seni hiç bırakmayacağım. Hep senin saçlarını okşayıp seninle oynayacağım. Çünkü yalnız olmak çok sıkıcı biliyor musun? Benim senden başka kimsem yok ki. Babam ortada yok. Annem hep sinirli. Biz birbirimizi hiç bırakmayalım olur mu? Söz mü? Allah'ım ben ne yapıyorum ya? Bu kıza bunu yaşatmaya hakkım yok. Bir sonraki derste yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendireceğiz arkadaşlar. Akam'ın diğer önemli yazar ve eserlerini gözden geçirmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ne yapayım Alıcığım? Gideyim değil mi yanına? Yani sonuçta sevgilim. Değil mi be? Ne diyorsun? Zeyno ne yapıyorsan yap. Rüzgar. Şey. Ne yapsak acaba? Sinemaya falan mı gitsek? Benim çalışmam lazım ya. Başka zaman. Tamam çalışalım. Bana uyar. Kaçış yok diyorsun. Efendim? Ya kızım elinin altında cevher var diyorum. Siz çalışın insana. Ne yapacağım yani? Hadi görüşürüz. Gençler, yarın doğum günümü kutluyorum. Ev partisi gelsenize. Ay, nasıl güzel olur. Gideriz değil mi Rüzgar? Siz gelebilecek misiniz? Geliriz tabii. Niye gelmeyelim değil mi Alıcığım? Zeyno saçmalama. Babam hayatta izin vermez. Yok, mümkün değil. Ya dedemle ben konuşurum. Ya iki kişi de ders. Lütfen ya gidelim. Ne olur. İyi tamam. İyi, tamam. Yaşasın. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ay ölüyorum. Heyecandan kalbim elimden çıkacak şimdi. Çok aşığım ya. Aferin sana Zeyno, aferin. Baba. Kutlalık. Yangın yeri ödülmüş, haberimiz yok. Bu mu sizin babanıza saygınız ha? Duydu oğlum, ben ne yapayım? Ulan Haşmet. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Bu mu senin adamlığın ha? Oo, gözümüz yollarda kaldı Kudret Bey. Buyurun, biz de sizleri bekliyorduk. Oturun lütfen. Ulan bana bak. Bizim bunca yıl ertelemeye çalıştığımız bu çatışmayı, bu savaşı... sen şimdi böyle namertçe mi başlatacaksın ha? O savaşı kızı konağa getirdiğinde sen başlatmıştın. Hem kabahati bende arama. Bütün kabahat oğlunda. Bu mu sizin savaş dediğiniz? Böyle kalleşle savaş mı olur? Orada bir dur bakalım Mustafa. Senin yaptığın ahlaksızın yanında bunun esamesi bile okunmaz lan. Ulan sen benim konağımın ahlak bekçisi misin ha? Önce sen baba olacaksın, sonra adam olacaksın. Kızımı dillere düşürmeyeceksin. Ama evli barklı adamın hamile metresini... konağı aldın sen. Lafını bil de konuş Haşmet Bey. Ne o? Zoruna mı gitti? Benim de zoruma gitti vallahi. Ama Kudret Bey'in umrunda değil. Ne yalan söyleyeyim. Gücünü bilirdim. Adaletini bilirdim. Ama bu kadar geniş mezhebin olduğunu asla bilmezdim. Gebertirim lan. Gebertirim lan. Çek el lan dili. Çek. Ulan gebertirim lan seni. Gebertirim anladın mı ha? Ulan herkes haddini bilecek tamam mı? Herkes haddini bilecek. Yoksa gözünün yaşa bakmam evlatların gözünün önünde gebersin seni. Bırak lan. Benim adım Kudret Can Demir. Dağıtacağım ulan bu aileyi. Dağıtacağım. Hadi. Gebertirim.
Yok. Açmıyor Şahin de. Nasıl engel olmasın İcral? Nasıl izin verirsin babamın gitmesine? Sanki bilmiyorsun babanı. Lafımızı dinler mi hiç? Yalnız bu sefer çok ileri gitmişler. Bu resmen savaş demek. Vallahi kan dökülecek. Allah'ım sen koru yarabbim. Oo, nihayet teşrif ettiniz Gonca Hanım. Buyurun, bir kahve yaptırayım size. Şekerli olsun mu? Uğraşma benimle İcler abla. Melek nerede? Odasında, uyuyor. Neler yaşadı çocuk tabii, senin dünyadan haberin yok. Öyle bir başına bırakıp gidersen Sabiye, olacağı buydu. Ne oldu Melek'e, bir şey mi oldu? Bağır çağır Maria'yı evden kovdu. Ne yapsın çocuk, ana yok başında, baba yok. Suçlayacak birini arıyor yavrucak. İyi valla, anasının yapamadığını yapmış çocuk. Maria odasında mı? Eh sen de. Konağın bekçisi miyim ben be? Git kendin bak Gonca. Deli mi ne? Biraz konuşabilir miyiz Maria? Mustafa'ya bir şey söyledin mi? Hayır, söylemedim. Ama sen söyleyeceksin Gonca. Ne bu saçmalık, ne oluyor burada? Bir gençlik hatası diyelim, şeytana uydum diyelim. Ne fark eder ki? Bak, yanlış yaptım, biliyorum. Ama artık iş işten geçti. Melek Mustafa'yı babası biliyor. Sen de bir evlat taşıyorsun artık. Ben yaptığım hatanın bedelini kızıma nasıl ödetirim? Bunun kararını sen veremezsin Gonca. Melek gerçeği bilmek zorunda. Hani ben Mustafa'ya geçtim. Sen bunu kendi kızını yapamazsın. Babasını tanımak onun en doğal hakkı. Hem nereye kadar saklayabilirsin ki? İleride bunun hesabını sormaz mı senden? Beni babamdan ne hakla kopardın demez mi? Küçücük savunmasız bir çocuğun hayatını yalınlar üstüne kuramazsın Gonca. Melek gerçeği bilmek zorunda. Hadi sen git. Psikologla görüş, pedagogla konuş. Ne yapıyorsan yap. Ama Melek'e gerçeği söyleyeceksin. Ama ben nasıl? Bir yolunu bulacaksın. Bak sana iki gün süre veriyorum. Sen söylemezsen ben söylerim. Tamam. 2 gün. Söyleyeceğim. İnsan bir haber vermez mi ama ya? Nerede kaldı bunlar? 40 tane mesaj attım Şahin'e. Görmedi. Sen Salim gelseler bari ya. Yani ne olmuş olabilir ki? Ah Maria, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Baba. Ay çok şükür. Öldük, dirildik. Haber de vermediniz.
Ne oldu? Ne oldu baba? Ne olacak? Bir yıllık hasatımız, emeğimiz, itibarımız yerle bir oldu. Baban yaptı yine yapacağını. Heder oldu üzümlerimiz Gonca, heder. Son zamanlarda bu evde olanlardan sonra babama nasıl kızabilirsiniz ki? Tüm bu olanlar kanına dokunuyor. O da bir baba sonuçta. Sen o adama hala baba mı diyorsun ya? Ha? Sen o adama hala baba mı diyorsun? Karnında bebeğiyle seni öldürmeye kalkan adama baba mı diyorsun? Keşke bıraksaydın da öldürseydi baba. Melek de ben de bu günleri görmezdik. Hiçbiriniz benim ne kadar zor günler geçirdiğimi düşünmüyor değil mi? Bir anne olarak, bir kadın olarak. Melek her gece bana babam nerede diye soruyor. Ben kaçacak yer arıyorum. Ne diyeceğim ki zaten? Babam burada kızım. Ama Maria'nın koynunda mı diyeceğim? Demeyeceksin. Bundan sonra Mustafa kızının yanında yatacak. Baba olmaz öyle şey. Ne demek olmaz Mustafa ya? Sen benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsun? Bu yeni adet mi çıktı? Sen burada neler yaşandı biliyor musun? Melek kafayı yedi be. Çıldırdı. Maria'nın üstüne saldırdı. Karnını yumrukladı. Çocuk gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Hiçbirimiz farkında değiliz. Bundan sonra babalarını yapacaksın. Çocuğuna sahip çıkacaksın. O kadar. Maria, sen de bu çatının altında bebeğini doğuracaksın. Ondan sonra böyle tuhaf tuhaf şeyler de yapmayacaksın. Ya ben dışarıda bir savaş veriyorum. İçeride sizle mi uğraşacağım bir de? Bir de gelmiş şirkete gevrek gevrek konuşuyor Kudret Efendi. Yok kim olduğunu unutmayacakmışız. Yok bizi paramparça edecekmiş. Kolaydı sanki. Bir de yüzünün aldığı hali göreceksiniz. Adam sinirden mosmor olmuş. Yakında gider ha. Yaşamaz o. Biraz ayıp olmuyor mu baba? İnsanların ekmeğiyle oynamak yiğitliğe yakışıyor mu sence? Lan sen bana yiğitlik dersin vereceksin. Babanla konuşuyorsun unutma. Haşmet lütfen. Ya bırak anne ya. Arka çıkma şunu artık. Bir işin ucundan tutayım. Bir iki tırı da ben halledeyim diyeceğine. Sürekli eleştir, sürekli eleştir. Vallahi ben sizin oyununuzun kurallarını bilmem. Eksik olsun. Oyun değil bu. Savaş. Biz savaşa girdik. Silahlandık oğlum. Ben de üç tane oğlan var. İkisi kof be. Vallahi ben sizin o savaş dediğinizi 6 yıl kendi içimde yaşadım. Şimdi müsaadenizle biraz huzur arıyorum. Ama onu da burada bulamayacağım, gün gibi ortada. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun Maria? Doğruymuş. Doğruymuş işte. Ne doğruymuş? Gonca, seni bebeğin için tutuyorlar. Doğurunca kapı dışarı atacaklar demişti. Bak haklıymış. Baban neler dedi. Saçmalama Maria. Senin aklın alıyor mu böyle bir şeyi? Ben buradayken seni kim kapı dışarı edebilir? İzin verir miyim sanıyorsun? Ben sandım ki bizi sevdiler Mustafa. Aşkımıza inandılar. O yüzden açtılar kapılarını. Baksana. Tek dertleri bebekmiş. Maria. Peki. Diyelim ki gittin. Bana ne olacak hiç düşündün mü? Beni bırakıp gidebilecek misin? Sen bu kadar kalpsiz misin gerçekten? Olmaz. Olmuyor işte Mustafa. Bugün Melek'i görmeliydin. İçim öyle parçalandı ki. Bu çocuğun sana benden daha çok ihtiyacı var. Ya bizim çocuğumuzun? Onun bana ihtiyacı yok mu? Bunu ona yapmaya hakkın yok Maria. Sen babana kızıp gittiğinde annene de kızmadın mı seni alıp götürdü diye? Ne diyeceksin çocuğumuza? Hı? Savaşmayı bıraktım, babana bıraktım. Sen de babasız büyüdün mü diyeceksin? Ne ona ne de bana bunu yapmaya hakkın yok sevgilim.
Ya ben seninle birlikte dünyanın en güzel çocuğunu yetiştirmek istiyorum. Beni bundan mahrum etme ne olur. Bilmiyorum Mustafa. Dayanabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yaparız aşkım. Yaparız. Ama birlikte. Şimdi belki bir süre ayrı kalacağız, evet. Ama bunu da çözeceğim, merak etme. Öyle gidiyorum diye bir şey yok. Ya birlikte gideriz ya da birlikte kalırız. Hiçbir yere göndermiyorum seni. Hoş geldin. Melek uyudu mu? Mustafa. Hiç özlemedin mi beni? Bunca. Niye? Kocam değil misin? Sen görmesen de ben hep buradayım. Ben seni hep bekledim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kendine gel Gonca. Biz seninle karı koca değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ya sen benim Maria'ya nasıl aşık olduğumu görmüyor musun? Asıl sen beni görmüyor musun? Senin için nasıl yanıp tutuştuğumu. Senin için canımı bile vereceğimi görmüyor musun? Hiç düşündün mü? Baban gururum ayakları altına aldığında. Sen Maria'yla herkesin gözünün önünde aşk yaşadığında ben hala buradaydım. Neden buradaydım biliyor musun? Hiç düşündün mü? Çünkü seni çok seviyorum. Seni benim gibi kimse sevemez Mustafa. Eve getirdiğin o kadına, karnındaki bebek. Senin sevgisizliğine rağmen, konaktakilerin acıyan bakışlarına rağmen seni çok seviyorum. Baba. Melek. İnanamıyorum. Buradasın. Yanımdasın. Yanındayım tabii. Hatta sana en sevdiğin kitabı okuyacağım. Sen de mışıl mışıl uyuyacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. Ah. Geç şöyle. Evet. Hı-hı. Gel. Paxi ve Pixi. Paxi ve Pixi aynı çiftlikte yaşayan iki arkadaştı. Mustafa. Kusura bakma. Bu saatte rahatsız ettim. Mustafa diş fırçasını unutmuş da. Yok. Çıkarken aldı. Allah Allah. Aklı başından gittiyse demek. Unutuvermiş. Neyse. Uyu sen hadi. Allah rahatlık versin. Hadi şimdi uyu uyuyabilirsin sırçıya. Ne yapıyor bu kadın ya? Neydi o hali? Yok canım. Mustafa yapmaz öyle şey. Yapmaz. Ya şeytan uyarsa?
geceler aşkım. Seni şimdiden özledim. Biraz da sen yan. Yok işte. Cevap vermiyor. Yapmış mıdır ya? Günaydın sevgilim. Sana da. Kalkmasaydın hemen, seyretseydim seni biraz daha. İstemiyorum. Ne oldu? Dün gece mesajımı görmedin herhalde. Meleğe kitap okurken uyuyakalmışım. Uyuyakalmışsın. O kadar yani. Evet Maria, uyuyakaldım. Ne olacaktı ki? Bilmem. Onu sen söyleyeceksin. Yok artık. Neden gülüyorsun? Kıskandın mı sen beni? Kıskandım. Kıskanırım Mustafa. Bak söyle bana. Lütfen doğruyu söyle. Eğer bir şey olduysa. Evet oldu. Ama olan bana oldu. Şu gözler var ya. Aklımı başımdan aldı benim. Gündüz. Gece. Ömrüm sen oldun Maria. Daha başka ne diyeyim sana? Hadi kalk, hazırlan. Nereye? Sürprizim var sana. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bakma öyle, hadi. Tamam. Hadi. Sakın açma gözümü. Ay. Nerede ben vardı dikkat et. Sakın gözünü açma. Ya ne oluyor bunlara ya? Tamam az daha sabret. Geldik bekle. Ha, körebe mi oynuyorlar? Gel geç. Gel gel gel. Tamam mı? Açabilir miyim artık? Aç bakalım. Beğenecek misin? Mustafa bu ne? Senin araban. Nasıl yani? Bu benim mi şimdi? Evet senin. Dün Reyhan'dayken taksiyle dönmek zorunda kalmıştın ya eve. İçime dert oldu. Ben de sana sürpriz yapayım dedim. Aşkım. İnanamıyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ay bayıldım.
Anam vay. Araba mı almış? Mustafa'ya bak sen. Bak tabii, bak anca sen Şahin. El alem sevdiğine araba alıyor, biz burada bir dal çiçeğe muhtacız. Allah Allah, yine bana patladı. Alacağın olsun Şahin. Dicle'l bir dur. Haydi atla. Şimdi mi? Sen şoförlüğümden mi korkuyorsun yoksa? Saçmalama, daha neler. Ya hadi o zaman, hadi. Benim adım da Gonca'ysa, o arabayı kullanmak sana nasip olmayacak Maria. Alo, Müjdat. Her zamanki yerde. Sonu geldi Maria'cık. İclal, kurban olayım, sen ne yapacaksın ki arabayı? Hem sen hiçbir yere gitmezsin ki. Sor bakalım niye gitmiyorum. Arabam yok da ondan. Utan utan. Ya Maria Mustafa'nın nikahlı karısı bile değil. Ben sana 20 yılımı verdim. 20 yıllık karınım ben senin. Yazıklar olsun. Ben de sana 20 yılımı verdim be. Pes yani Şahin. Tamam karıcığım, araba senin köpeğin olsun diyeceğine bir de üste çıkıyorsun, öyle mi? Ya daha 10 dakika önce bal börektik. Şimdi ne oldu sana? Zaten elin Maria'sı Candemirler'in sefasını sürsün, ben cefasını çekeyim. Yazıklar olsun sana Şahin. Bir arabayı çok gördün karına. Tamam ya Gülüm. Gülüm nereye ya? İclal. İclal bir dur ya. Ne oluyor Şahin? Sorma abla ya. Şamar olanına döndüm. Mustafa Maria'ya araba almış, ihale gene bana patladı. Ya aşkım bu çok fena bir şey. Bayıldım. Çaktırmıyorsun ama sen de bayağı iyi şoförmüşsün. Ya ne sandın? Sen beni hafife alıyorsun galiba. Ruhum aydınlandı. O yüzden hep böyle gül olur mu? Çekilin. Maria ile Mustafa geliyor. Biraz yavaş aşkım. Ya. Aferin. Bu sefer erken gelmişsin. Ne yapacağımızı buldum. Uçurum. Uçurumun dibinde nehir de var. Cesedini de bulamazlar. Hiç fena fikir değil. Ama her zaman olduğu gibi benim daha iyi bir fikrim var. Mustafa Maria'ya araba aldı. Arabayı patlatacağız. Bravo. Sonra bir de kaza süsü verdik mi? Kimse bizden şüphelenmez. Yapabilir misin? Senin isteğe yeter. Zavallı Maria'cık. Ne kadar sevinmişti. Şimdi o araba mezar olacak. Ne zaman harekete geçelim? Bu gece. Benden haber bekle. Yarın Maria'yı tarihe gömeceğiz. Ya. Ya nasıl tatlı ya, delireceğim. İşte çaktırmıyor ama acayip komik bir çocuk. Neler yazıyor bir görsem.
Görmesem daha iyi. Ay, partide neler olacak acaba? Çok heyecanlıyım. Tabii şimdi biz sevgili olduğumuz bir okula ilan ederiz diye düşünüyorum. Popüler bir çocuk sonuçta. Duysunlar ki bıraksınlar peşini. Ya Zeyno, sen parti parti deyip duruyorsun ama daha babamdan izin almadık. Hayır, bu oralarda bayağı heyheyler üstünde yani. Nisan, ben onu tamamen unuttum. Rüzgar bende akıl falan bırakmadı ki. Hadi, hadi gidip izin alalım. Hadi. Ya Zeyno, ben niye geliyorum? Ben hallederim demedin mi? Ama biz beraber olursak daha güçlü oluruz. Ne kadar istediğimi biliyorsun. Ne olur halacığım, lütfen. İyi, tamam Zeyno, tamam, hadi. Günaydın dedeciğim. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Dedeciğim. Hı? Bugün bir arkadaşımızın doğum günü partisi var. Bizi de davet etti. Gidebilir miyiz? Baba, ailesi falan da oradaymış. Hem bütün sınıfta gelecek. Olmaz. Ben Can Demir ailesinin kızları öyle partiden partiye dolaşıyor dedirtmem, tamam mı? Gidin yukarıya dersinizi çalışın. Hadi bakalım. Ama dede ya. Dedesi medesi yok. Gidin dersinizi çalışın. Hadi yukarı. Günaydın abla. Günaydın. Nadire, nerede bu kahvaltı hala ya? Nazlı her şeye yetişemiyor baba. Tek başına kaldı kız. E ne yapacağız o zaman? Aç mı kalacağız ya? Vallahi iki ayağı bir pabuca girdi baba. Ağlayıp duruyor ben yetemiyorum diye. Tamam. İyi, o zaman aç kaldık demektir, değil mi? Olur mu baba? Bulacağız birini. Aa, anladım. O zaman ben gideyim birini bulayım bari. Siz ne işe yarıyorsunuz kızım burada? Vallahi da buldunuz. Elinden her iş gelir evvelallah. Hele mutfakta öf öf öf. Öttürürüm vallahi. Zaten bütün gün bir başıma otur otur sıkılıyorum evde. Yaparım yani. Tabii siz de kabul ederseniz. Ha, öyle şaştınız kaldınız, bu kadın kim, burada ne işi var anlatayım. Feriha ben. Maria'nın yengesiyim. Yengesinin gününü ziyarete geldim de öyle İstemeden kulak misafiri oldum. Dayanamadım, atladım. Ne diyorsunuz Kudret Bey? Gel, kur bakalım şu masayı da görelim o zaman. Hemen Kudret Bey, hemen. Kız, mutfağı göster bana hadi. Kız, çabuk. Baba, biraz hızlı karar vermiyor musun? Ne yapacaktık yani? Aç mı kalacaktık? Sizi mi bekleyecektik ha? Yandı güzelim börekler vallahi. Kız, kömür gibi olmuş ya onlar. Koy koy. Çekil şuradan, çekil çekil. Bak, onca malzemeye, onca emeğe yazık, çöp oldu. Aklın nerede senin kızım? Aşık falan mısın yoksa sen? Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin? Duymadın mı? Ben bu konağın yeni kahyasıyım, ona göre. Ha, senin karşında öyle herhangi sıradan biri yok. Bugüne bugün Can Demir konağının kahyası oldun. Az şey mi bu? Şimdi börekle falan uğraşmayacağız. Ekmek üstü yapacağız. Sen böyle sucuklu, peynirli, domatesli ne varsa getir. Çabuk hadi, acele et. Bikilere bakmam lazım. Durdun kabahat. Hadi hadi, millet acından öldü hadi. Uyuşuk mudur nedir bu da azıcık? Kolay gelsin Feriha. Ay Kudret Bey, çok acıktınız değil mi? Şöyle iki dakikada bir omlet çırpayım ben size. Kahvaltı olana kadar yersiniz ha. Ya bırak şimdi omleti ya. Beni dinle. Biz seninle bir iki defa karşılaştık, tanıştık, öyle değil mi? He. Sen bir de bana çok güzel bir haber verdin. Öyle değil mi? Evelallah. Hatırlıyorsun bunların hepsini yani. Hatırlamaz mıyım? Hatırladım Kudret Bey. Siz de pek bir güzel ihya ettiniz beni. Tamam. Şimdi o zaman biz seninle yine aynı yoldan yürüyeceğiz, tamam mı? Yani sen bu konakta benim gözüm kulağım olacaksın. Ne görürsen, ne işitirsen gelip bana haber vereceksin. Anladın mı? Ha, işin öbür tarafını hallederiz, sen merak etme. Ya o zaman anlaştık Kudret Bey, anlaşmaz mıyız? Bundan sonra konakta çıt çıksa, kuş uçsa, sinek fızıldasa önce sizin haberiniz olacak. Tamam, aferin. Kahvaltıda bunu mu yedireceğim bize ya? Hiç olur mu öyle şey?
Sizin kız hem beceriksiz hem uyuşuk. Ben hallederim bir şeyler. O zaman elini çabuk tut hadi. Geberdik açlıktan. Şöyle de güzel bir şeyler hazırla. Hadi. Kız Meriha. Ay, yaşadın. Vallahi bu gidişle ev sahibi de olursun sen. Oh, kurban oldum. Aferin sana. Oh. Bu uyuşuk da nerede kaldıysa mıy mıy mıy. Zeyno, tamam üzülme ya. Alt tarafı bir parti sonuçta. Ya pijama partisi falan yaparız akşam. Film falan izleriz, ne dersin? Ne pijaması kızım? Şaka mı yapıyorsun? Ya üzüldüğümü falan düşünüyorsun herhalde. Tabii ki de gidiyoruz o partiye. Ne demek gidiyoruz ya? Aşkımla ilk partimiz. Meydanı boş bırakacağımı mı düşünüyorsun? Dedem izin vermiyorsa biz de kaçarız. Zeyno sen ne dediğinin farkında mısın? Ay kafayı yedin herhalde ya. Ya evet yedim. Rüzgarın yanında olmak için her şeyi yaparım. Sensiz yapamam. Ya ne olacak işte, çaktırmadan kaçalım işte. Ya Zeyno babam bizi yakalarsa ne yapar hiç düşündün mü? Ya bizim bir daha hayatta dışarı çıkmamıza izin vermez. Yakalanmayız biz de o zaman. Ya anlamıyorsun, benim o partiye gitmem lazım. Rüzgarı yalnız bırakamam. Zaten bütün kızlar onun peşinde. Ya mutluluğum için ne olur ya, ne olur gidelim. Zeyno ya, başımı açtığın dertlere bak. Ay gerçekten şu an bunu nasıl dediğime inanamıyorum. İyi tamam, gideceğiz. Oh, hiç de kıyamaz yeğenine ya. Hadi hadi yürü. Başımın belası ya. Her şey yolunda mı kızlar? Evet halacığım, araç bekliyorduk. Ne oldu ki? Sabah babamla pek anlaşamıyor gibiydiniz. Bir partiye gitmek istedik, o da izin vermedi. Sorun değil ya, ne yapalım? Hay Allah, ama bu aralar pek keyfi yerinde değil biliyorsunuz. Neyse boş ver. Sen derneğe mi gidiyorsun? Hı hı. Hadi gelin sizi de okula bırakayım. Vallahi harika olur. İhsan, sen iyi misin? İyiyim abla, iyiyim, yok bir şey. Biz çıkıyoruz annem. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Ne o Nihat? Kardeşine özel şoförlük mü yapıyorsun? Bir abi olarak elimden geldiğince kardeşimin yanında olmaya çalışıyorum. Baba. Bunca zaman görmek bile istemedin çocuğu. Şimdi tabii telafi edecek çok şey var. En azından çabalıyor baba. Okulun yolunu biliyor. Ne demek şimdi bu? Boş verin ya. Siz için kahvenizi. Afiyet olsun. Şunlara bak ya. Bir afra, bir tafra. Bunların ikisi de elimde kalacak Cumhur ya. Git 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 git. Git git git. Tamam. Hadi. Çok iyi gelmedi mi? Bana iyi gelen sensin. Çok az kaldı Maria. Mustafa'yı geri alacağım senden. Çok az kaldı. Kocan nerede kızım? Duş alıyor babacığım. Gelir birazdan. Oh, kumrular nereden böyle? Ha? Neşe içinde maşallah. Mustafa Maria'ya araba almış babacığım da herhalde deneme sürüşüne çıktılar değil mi? Günaydın. Günaydın kızım. Sen ne yaptın bakayım? Sabah yürüyüşünden babacığım. Sofra ne kadar güzel. Kurt gibi acıkmışım.
Evet, mis gibi sucuklu yumurtanız da geldi Kudret Bey. Yenge? Yengesinin gülü. Sabahtan beri bakınıyorum da yoksunuz ortada. Yani sen burada? Evet, işe başladım. Mutfakta ihtiyaç varmış, gel dediler. Sevindin değil mi? Sevindim tabii. Hayırlı olsun. Ay sağ ol Mustafa Bey oğlum. Hadi soğutmadan yiyin, afiyet olsun. Şu Nadire gelmeden ben buradan biraz götüreyim bakayım. Yoksa izin vermeyecek biliyorum. Güzel. Git şu kocana bak. Sofraya gelsin, tamam mı? Çağırıyorum. Canım benim. Ben bu gece gelemem. Durumlar burada biraz karışık. Tamam, ben haber vereceğim sana. Tamam o zaman. Bakarız. Sonra ben her şeyi şey yaparım. Kimle konuşuyordun sen? Bizim Hasan ya, Bağdan. İşle ilgili. Hani duş alacaktın, almamışsın da. Alacağım da Ejder, telefondayım 10 dakikadır. Daha gideceğim, evrak falan imzalayacağım. Hem ne oldu? Sen hala küsmüşsün bana. Gel bir barışalım. Düşünmem lazım. Gel beraber düşünelim. Sen tek başına düşünme. Gel beraber düşünelim. Allah aşkına Şahin. Adam bekliyor yukarıda. Beklerse beklesin. Hadi konuşacaklarınız varmış. Bekliyor seni. Gene ne plan peşinde bu adam? İyi ya işte Şahin. O Yalçınoğulları'nın yaptığı yanına kar mı kalsın istiyorsun? Kalmasın da İclal. Benim de bir tane babam var. Babama bir şey olsun istemiyorum. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hadi gel, hiçbir şey yok. Bir tane öpeyim. Ya yapma diyorum Şahin. Şahin baban yukarıda diyorum. Bir şey olmaz. Gel. Hadi bakalım iyi dersler kızlar. Görüşürüz halacığım. Görüşürüz. Çıkmadan önce ararsın, gelir alırım. Sağ ol abi. Görüşürüz. Ne haber? Nasılsın? Neden sordun? Merak ettim, suç mu? O değil de, dün bizim tırlara yaptığınız bayağı suç sayılıyor Nihat. İyi de ben... Zaten bir derdimi anlatabilsem ben. Hadi bakalım. Çıkalım da biraz iş konuşalım. Hadi. Hadi işiniz rast gelsin. Size afiyet olsun. Sana da Ejlay. Bir günün kaldı Gonca. Efendim? Gerçeği söylemen için son bir gün. Melek için susuyorum ama sen konuşmazsan... yine Melek için konuşurum. Tamam. Söyleyeceğim yarın. Merak etme. Canım ya, hala çabalıyor. Kıyamam. Anlıyorum Ahmet Bey, haklısınız, kusura bakmayın. Size yörenin en güzel üzümlerini göndereceğiz. Güvenin bana. Anlayışınız için teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Lojistik firması yamuk yapıyor. Ya şoförleri tehdit edildi. Can güvenliğimiz yok. Malları nasıl taşıyacağız diyorlar. Haklılar da.
Ne yapacağız baba? Şoförlerin gönlünü alın. Onlara biraz şöyle yüklüce birer zarf gönderin, tamam mı? Ne diyor Ahmet Bey? Ben yatıştırdım baba. Fabrikaya girmiş olmamız gerekiyordu. Geç kaldık diyorlar. Haklılardı. Ama sorun olmayacak. Ben de bazı çiftçilerle konuştum. En güzel mallarını bize göndermeye razı oldular. Sorun yok. Sevkiyat gidecek yani. Oğlum, peki bunların bizi uğrattıkları maddi manevi zarardan vaz mı geçeceğiz yani? Bunlara misliyle ödettirmeyecek miyiz yaptıklarını ya? Baba, sakın. Daha fazla gerginlik ve düşmanlık istemiyorum. Eğer bir şey yapacak olursan beni silmeyi göze alırsın, söyleyeyim. Peki oğlum, peki. Tamam. Tamam, peki. Baba, emin misin? Tamam oğlum, eminim. Tamam, peki. Tamam. Bize zaten yakışmazdı. O zaman ben gidiyorum, şu işleri halledeyim. Şahin. Baba. Düğmeye basıyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Yalnız Mustafa delirecek. Bence bir daha düşün. Oğlum, sen babana güvenmiyor musun ha? Sen bugüne kadar babanın hiç karavana attığını gördün mü? Hadi git, şimdi dediğimi yap. Tamam. Sağ ol Reyhan. Kahve yüzünü güldürür dedim ama sorun sandığımdan daha büyük galiba. Ha? Tek başıma çözemeyeceğin kadar. Yapabileceğim bir şey var mı? Keşke Reyhan. Ben bir şey öğrendim. Hmm. Çok büyük bir şey. Söylersem Mustafa ile önümüzde hiçbir engel kalmaz. Güzel bir hayat yaşarız. Ama? Günahsız birinin hayatını karartabiliriz. Sen olsan hangisini seçerdin? Kendi hayatını mı, bir başkasının hayatını mı? Ben hep başkalarının mutluluğunu seçtim. Sonunda da kaybettim. Bu da benim zaafım işte. O yüzden sen beni dinleme. Aklın, kalbin, vicdanın sana en doğru yolu gösterir, tamam mı? Ah! Ne oldu canım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ara ara oluyor böyle. Hamileliğin başlarında normalmiş. İstersen doktora götüreyim. Ah! Hı? Yok, gerek yok. Geçer birazdan. Merak etme. Al su iç. Candemirlerin üzümleri talan etmiş birileri. Adam tonlarca ürün gitti diye ağıtlar düzüyor. Bana bak Kahya. Dikkatli olun. Bir tane dal bile ziyan olmasın, kafanı kırarım. Aa, Gonca. Sen ne zaman geldin? Babama teşekkür etmeye geldim anne. İlk defa bana gerçekten sahip çıktı. Dağ gibi arkamda durdu. Beni yüzenlerden hesap sordu. Sağ ol baba. Ben ne yaptıysam el kadar Sabi için yaptım. Gerisini sen kendin istedin, kendin yaptın kızım. İpi boynuna kendin doladın. Hoşça kal Zümrüt. İlacın? İstemez. Beni hiç sevmedi. Olur mu öyle şey kızım? Geçmişi bir türlü hazmedemiyor işte, biliyorsun. Yok. Çocukken de sevmezdi. Sırf başımı okşasın diye günlerce hasta numarası yapardım. Yine de gelmezdi. Başımı okşamazdı. Neden anne? Niye beni hiç sevmedi?
koş. Hadi. Hadi gidelim. Galiba. Mustafa. Sevgilim. Neler oluyor burada? Her zaman yemekleri sen mi yapacaksın? Şaka yapıyorsun. Yengen nerede? O yaptı bunları değil mi? Yenge! Boşuna çağırma. Konağa gönderdim ikisini de. Bu akşam birlikteyiz Maria. Sen ciddi misin? Bak seveceğim ama korkuyorum. Biraz yalnız kalalım. Nefes alalım istedim. Ama bak baştan söyleyeyim. Yemeklerim seninkileriyle yarışamaz. Beklentiye düşün. Olmadı seni yerim. Ben de hayır demem. Hadi kızım hadi tıngır mıngır fayton gibi hadi. Ne var? Ne belertiyorsun o gözlerini sen öyle? Vallahi kızacaklar ben sana söyleyeyim. Kudret Bey'im sevmiyor böyle şatafat. Ulviye ablam koymazdı hiç masaya. Niye sevmesin Kudret Bey? O Ulviye becerik size hazırlayamamıştır da ondan. Beylere yaraşır sofra böyle olur canım. Ay Bekir'im gelmiş. Hadi sen mutfağa çorbaları ısıt. Hadi kıpırda. Ya, Bekir. Ya Feriha telefonda konağa kahya oldum. Çabuk buraya gel dedin. Başka da bir şey anlatmadın. Merak ettim. Ne oluyor Allah aşkına? Ay vallahi kısmetlerimiz açıldı Bekir. Sen bağ, ben konağa kahya oldum. Şansımız döndü resmen. Kim aldı ki seni işe? Kudret Bey tabii. Kim alacak? Feriha dedi, benim dedi, senin gibi dedi böyle zeki, yetenekli, on parmağında on marifet her şeyi çekip çevirecek bir kahyaya ihtiyacım var dedi. Madem öyle dedim, kabul ettim yani. Kudret Bey rica etmiş, geri çevirmek olur mu? Canım kabul etmeden önce bana niye sormuyorsun ki? Belki ben istemiyorum senin burada kalmanı. Azıcık yalnız kal da kıymetimi anla şapşal. Aklını kullan aklını. Bak daha Maria nikahlanmadan sen de ben de kahya olduk. Hele bir resmi nikah olsun. Arkasından bir de erkek evlat doğursun. İkimiz de keyfimizin kahyası oluruz. Belki konağın tapusunu üzerimize bile yaparlar. Hadi gel mutfağa hadi. Rüzgar. Ne? Ne yapıyorsun? Bir şey mi diyecektin abi? Yo. Kardeşim ne yapıyor diye bir merak ettim öyle. Bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol abi ya. Yok. Özel bir yere gidiyorsun galiba. Yok ya. Bir arkadaşın doğum günü de. Önemli bir şey değil yani. Ha. Partiye özel biri geliyor galiba. Ha? Aman abi ya. Abarttın ha. Neyse. İyi görünüyorsun. Beğenir seni. Tamam. Bu
Ne zamandır sofraya oturulmuyor bu evde? Tokum ben. Çıkıyorum zaten. Nereye oğlum gece gece? Benim haberim var anne. Bir arkadaşına gidecekmiş. Ben bırakacağım. Ben bir şey soracağım. Siz hangi yerde tanıştınız, abi kardeş oldunuz, böyle beraber geceleri akıyorsunuz falan? Hayırdır? Yeter be. Susun. Sofranın bereketini kaçırmayın. Sen de çabuk git, nereye gidiyorsan gel. Akşam akşam başımıza iş çıkartma. Sen Galip abimle karıştırdın beni baba. Lan. Lafını bil çocuk. Rüzgar. Ne zamandır haddinizi aşıp böyle tartışıyorsunuz benim yanımda? Hadi. Abim buna çok üzülür ya. Sen yıllardır hapisteyken bir kere bile görmek isteme. Ondan sonra can ciğer kuzu sarması ol. Yemezler. Sen de biraz abini örnek alsan iyi olur Galip. Evet. Haşmet abi, senin bağları yakmışlar. Ne? Nisan. Abla. İyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Bilmem. Bir panik oldun da. Akşam yemekte de bir gariptin. Zeyno ile bakışıp duruyordunuz. Yok abla ya. Sana öyle geldi herhalde. Sen makyaj mı yaptın? Ya öyle özendim biraz ama sileceğim abla ya. Beğenmedim zaten. Babam görmesin, çok kızar. İyi. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam abla. Nasıl insan ya? Sözde bir de partiye gitmek istemiyordun. Hazır mısın? Avluda kimse yok, hadi çıkalım. Ya Zeyno, bak biz çok manyakça bir şey yapıyoruz. Ya bak ne yap biliyor musun? Sen bence Rüzgar'ı ara. İzin alamadık de, gelemiyoruz de, bir şey de ne olur bir şey uydur, gitmeyelim ne olur. Arayamam. Rüzgar'la benim ilk date'im, asla onu ekemem. Zeyno bak, babam görürse öldürür bizi, ne olur gitmeyelim. Sen de sat beni, sat. Tamam, ben de yalnız giderim. Ama bu yaptığını asla unutmayacağım. Zeyno tamam, tamam dur, geliyorum. Geliyorum, hadi çık. Hadi Kudret Bey'in elini bir öp görsün seni. Burada görmeye gözü alışsın. Bana bak, sen yine neyin peşindesin Feriha? Gel gel. Hadi. Hadi. İyi. İşlem tamamlandı mı? Aferin. Bana bak. Yanmadık tek bir kuru dal bile kalmayacak, tamam mı? Ona göre. Hadi bakalım. Haşmet Efendi, şeytan da dans edersen adamı böyle çarpar işte. Gel. Ay, rahatsız etmiyoruz değil mi Kudret Bey'im? Bekir geldiydi de gitmeden bir Kudret Bey'in elini öpeyim dediydi. Bekir Kay, hoş geldin ya. Öpeyim Kudret Bey. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Kusura bakmayın, sizi de böyle rahatsız ettik. Ha yok canım, yok. Feriha. Heh. Bana şöyle şekersiz, acı tarafından güzel bir kahve yap bakalım, tamam mı? Bekir Kaya'yı da al yanına, ona da benden bir kahve ısmarla mutfakta, hadi. Hemen beyim, böyle bol köpüklü, dumanı üstünde kahveniz geliyor hemen. Hadi geç Bekir. Bravo. Bugün her taraf duman zaten. Enginar diyorsun, hı? Senyora. Senyor. Bugün Reyhan telefonda birini enginar tarifi veriyordu. O sen olabilir misin? Tabii. Yardım almış olabilirim. Bak bakalım senin gibi yetenekli birine yemek yapabilmiş miyim? Hmm.
Delisyoso. Delisyoso. Alacağım seni restoranıma. Ciddi misin? Yalan söylüyorsun bana. Yüzünü buruşturdun, gördüm. Yok, öyle mi yaptım? Farkında değilim. Benim aşkım ellerimle yemek yapmış bana. Zehir olsa yerim. Oh be. Şu an çok büyük bir sınavı geçtim. Çok rahatladım. İnanamazsın. Ellerine sağlık aşkım. Afiyet olsun bir tanem. Bakalım dediğin kadar var mıymış? Bu çok ekşi olmuş. Biraz. Kusura bakma Maria. Ay ne kusuru aşkım. Kadar mutluyum ki ben. Kalk gidelim. Hadi Reyhan'a gidelim ya da bir restorana gidelim. Aç kaldım benim yüzümden. Aç kalırsam ne yapacaktım? Ne yapacaktın? Sen de doyacaktın. Ben de hayır demeyecektim. Allah'ım sen yardım et bu iş büyümesin. Hadi aç şu telefonu, aç Mete, aç şu telefonu. Anne hayırdır, ne oldu? Can Demirler bizim bağları ateşe vermişler. Babanla Galip fırladılar gittiler. Bak telefonu da açmıyorlar. Çok kötü şeyler olacak Nihat. Çok kötü şeyler olacak. Kızım annemin yanından ayrılma. Ayrılma yanından. Lan! Kudret! Yaktım ulan seni! Yaktım Kudret! Bu gece gökyüzü çok güzel. Hem de nasıl? Seninle baş başa kalmayı o kadar çok özlemişim ki. Sanki bin yıldır ayrı gibiyiz. Ama yine ayrılacağız. Sadece bir süreliğine, evet. Her şey yoluna girecek, inan bana. Araban? Seninkiyle gidelim. Ben aldırırım sonra. 5 dakika bile kârdır. Harika fikir. Maria, yıldız kaydı, dilek tut. Her yıldız kaydında bir insan gidermiş bu dünyadan. O yüzden her yıldız kaydında dua ederim ben. Çünkü sevdiğim biri ise diye çok korkarım. En son gördüğümde babamı kaybetmiştim biliyor musun? Mustafa. Sen hiç ayrılma yanımdan. Hiç korkutma beni. Biz hiç ayrılmayacağız merak etme. Birlikte çok güzel bir hayat yaşayacağız. Hadi.
Çağır! Mustafa Candemir! Kudret Candemir! Yaktım sizi, yaktım! Galip! Mustafa! Çekil! Çık dışarı! Kudret Candemir! Çık dışarı! Baba ne oluyor? Karışma sen! Mustafa çık dışarı! Galip ne oluyor? Kudret, yaptıklarının hesabını vereceksin! Gel buraya! Baba! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Malımıza kastettiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de canımıza mı kastedeceksiniz ha? Senin değil Kudret Candemir. Oğlum Mustafa'nın kanı dökülecek. Ulan sen ne dediğinin farkında mısın ha? Sen kimin kanını döküyorsun lan? Maria. Ne biçim konuşuyorsun sen? Nasıl adamsın? Maria, bin arabaya, Reyhan'ın yanına git. Çabuk. Hayır. Mustafa seni böyle bırakamam. Sana bin arabaya, Reyhan'ın yanına git dedim. Seni tehlikeye atamam. Anladın mı? Mustafa bunun hesabını verecek. Duydunuz mu? Hayırdır? Verteceğim ulan seni. Galip, yalvarırım yapma. Galip! Mustafa. Madem başladın, bitir Galip. Ellerin titremesin. Beni vur. Vur beni. Gonca. Beni vur, bitsin bu savaş, bırak. Hadi, hadi vur beni. Vur, vursa da. Gonca. Gonca çekil. Karışma bu işe. Niye baba? Zaten öldürmeyecek miydin beni? Kıymayacak mıydın canıma? Hadi söyle oğluna, vursun beni, vur! Vur hadi! Vur! Hadi! Galip! İndir silahı. İndir ulan. Ulan! Damadımı öldürdünüz. Torunumun hatırına sesimi çıkarmadım, sineye çektim. Karşılık vermedim. Ama şimdi tırlarımı devirdiniz. Bak! Bu benim sana ilk ve son ihtarım. Bundan sonra benim ailemden birinin kılına zarar gelsin. Ulan sülalenizi silerim bu dünyadan. Anladın mı? Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Evet lan, tehdit ediyorum. Baba! Baba! Yetmedi mi? Yetmedi mi daha? Konuşacağız baba. Gel benimle. Buyurun Mustafa Bey, emredin bakalım. Sen ne zamandan beri babana emir veriyorsun ha? Tamam dedin. Karşılık vermeyecektin. Sana yapma dedim. Arkamdan iş çevirdim baba. Ha. Şimdi hesap soruyorsun öyle mi? Hem de bu tonla. Yaptığın şey hepimizi ilgilendiriyor. Ama yok. Olmuyor işte. Biz seninle yapamıyoruz baba. Ne yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? Neyi yapamıyoruz? Söyle bakayım, ne yapamıyoruz? Baba, abim yapmayın. Yalçınoğlu'nun oyununa gelmeyin. Adamların istediği zaten bu. Kendi öz babam gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Arkamı döndüğüm anda sana talimat verdi değil mi? İşte beni hayal kırıklığına uğratan bu. Oo kızlar, hoş geldiniz.
Arda var ya, her yıl doğum gününü törenlerle kutlayacağım. Buyurun buyurun, bu taraftan. Sayende Rüzgar'la okul dışında görüşebiliyoruz. Ne demek Zeyno? Aşkım. İlk date'imiz ne güzel değil mi? Hı hı. Ne içiyorsunuz? Vallahi takılıyoruz bir şeyler. Ne anlatıyordun abi sen? İşte geçen hoca sınıfta falan öyle konuştu ama takılıyor. Bir şey olmuş. Kime? Rüzgar'a. Beni tanımıyormuş gibi davranıyor. Kendini ağırdan satıyor sanki. Yani belki bir şeye canı sıkılmıştır. Baksana, sence öyle mi gözüküyor? Neden seni görünce garip davrandı o? Kim, Rüzgar mı? Yok Zeynep, ya sana baktı bence. Belki de bir şeyine bozulmuştur, belli etmiyordur. Gönlünü falan mı alsan acaba? Öyle mi diyorsun? Tamam, ben bir gidip konuşayım. Teşekkür ederim alacığım. Bir şey mi oldu? Yo. Ne alaka? Ya bir şey olduysa söyle aşkım. Ya da boş ver. Hadi gel dans edelim. Sen halanla takılsana. Yapma şunu. Neyi yapmayayım? Rüzgar. Nisan. Hala. Mustafa. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Seni kaybedeceğim sandım. Buradayım sevgilim. Geçti. Gel otur hadi. Mustafa. Lütfen izin ver de gideyim. Lütfen. Bütün bunları çok fazla bana. Biz birlikte olduğumuz sürece bu savaş bitmeyecek. Bir daha gitmekten bahsetmek yok. Tamam mı? Ama nereye kadar dayanabiliriz ki? Sonuna kadar. Sen yanımda olduğun sürece her şeye dayanırım ben. Yeter ki elimi hiç bırakma. Maria. Ne oldu, iyi misin? Maria. Ya iyiyim. Bebeğimizi. O da babasına bir şey olacak diye çok korktu. Çok yoruldunuz ikiniz de. Gel uzanalım hadi. Ay. Gel. Ya kızım, alışkın değilsin. Sarhoş olacaksın şimdi. Bir dakika ya, bir dakika şimdi. Ne konuşuyordunuz siz orada? Bir daha anlatsana bana. Zeynul, daha kaç kere anlatacağım sana? Ne konuşacağız? Yeğenimin canını sıkma diyordum.
Neden sana öyle bakıyordu o zaman? Hı? Nasıl? Bana bakması gerektiği gibi. Zeyno saçmalama ya. Zeyno. Rüzgar. Fazla işte herhalde. Neden benimle ilgilenmiyorsun ya? Ben senin sevgilin değil miyim? İnsan iki günlük sevgilisine böyle mi yapar? Oo, büyük aksiyon var. Rüzgar, bittin oğlum sen. Tamam, kesin ya. Zeyno bak, herkes sana bakıyor. Lütfen saçmalama, ne olur. Rezil ediyorsun kendini. Ya bırak. Ne diyorsun Zeyno? Diyorum ki... benimle ilgilensene. Saçmalama Zeyno. Zeyno, tamam eve gidelim bak biz. Tamam, ne olur eve gidelim. Ya bırak! Ya manyak mısın sen, o zaman neden bana çıkma teklifi ettin? Nisan istedi çünkü. Tamam mı? Onun canını yakmak istedim. Beni görsün istedim. Rüzgar, kes sesini! Çünkü ben Nisan'a aşığım. Rüzgar. Anladın mı? Ona deliler gibi aşığım ben. Hayır. Zeyno. Zeyno. Dursana oğlum. Dur. Ne yapıyor bu ya? Çok oldu bu artık. Kendine gel Nihat. Eğer soyadın Yalçınoğlu'ysa ona göre davran. Eğer Can Demirler'in baş savunucusuysan o zaman soyadını değiştir. Ağır konuşuyorsun baba, yapma. Haksız mı babam? Ha? Sana kalsa ağzımıza eseler susup kalacağız. Ne yapalım? Senin gibi elimize silah alıp ev mi basalım? Ne yapsaydık ya? Ne yapsaydık? Eğer söz konusu aile şerefi ise konak da basılır, can da alınır. Bedelini sen ödemiyorsun tabii. Bu sefer senin gözünün yaşına bakmam. Girer çekersin cezanı. Kendine gel. Efendim Rüzgar. Abi. Zeyno düştü. Hemen gelmen lazım. Yardım et. Geliyorum. Gidiyor musun? En zor da bu, biliyor musun? Kokundan uzak uyumak. Biliyorum sevgilim. Ama bak şöyle yapalım. Bunu her kokladığında, her dokunduğunda beni yanında hisset. Anlaştık mı? Sarıl bana. Eminsiniz değil mi doktor bey? Hastaneye gitmemiz gerektirecek bir durum yok. Merak etmeyin, her şey yolunda. Serum bitmeden toparlar. Gerekirse yine ararsınız beni. Teşekkür ederiz. Rüzgar, sen doktor bey'e geçir. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Teşekkürler. Nihat abi, bizim hemen eve gitmemiz lazım. Zaten evden kaçtık. Babam duyarsa mahveder bizi. Nisan, sen bir dur, sakin ol. Ben halledeceğim, tamam? Tamam.
Doktoru duydum. Ağlama artık. Biliyordum zaten. Anlamamış gibi yapma. Rüzgar, sus artık. Yeter. Sus. Yeter. Açman lazım Nadire. Ya siz gerçekten ailece manyaksınız. Ne var bu saatte, ne istiyorsun Nihat? Nadire, bir şey söyleyeceğim ama sakin ol, tamam mı? Neden? Kötü bir şey mi oldu? Zeyno ve Nisan gizlice evden kaçıp arkadaşlarının doğum gününe gitmişler. Ne diyorsun sen? Bir dakika, sen bunu nereden biliyorsun? Yoksa onlara kötü bir şey mi yaptın? Yapma Nadire, ben senin düşmanın falan değilim, anla artık bunu. Yardım etmeye çalışıyorum. Rüzgar aradı beni. Zeyno kafayı bulmuş, düşmüş sonra. Ne? Merak etme, ben onları aldım, bağ evine getirdim. Doktor serum taktı Zeyno'ya. Merak edilecek bir şey yok. Ben... Baban duyar da bir infial çıkar diye seni aradım. Tamam, tamam, hemen geliyorum ben. Geliyorsun değil mi? Geliyorum. Merak etme, yoldayım. Üzgünüm Maria. Neredesin sen Nisan? Ölüyordum meraktan. Bana bunu yapmaya ne hakkın var? Abla. Ya babam duysaydı? Ya Zeyno'ya bir şey olsaydı? Yapma Nadire. Çocuklar sapasağlam burada. Gençlik işte. Yapmışlar bir hata. Nasıl ya Nihat? İyi diye hesap sormayacak mıyım? Ben buraya kadar nasıl geldim biliyor musun? Aklımı kaybediyordum. Zeyno nerede? Oh Zeyno. Canım. Hastaneye götürmek istemedim. Şimdi küçük yer, laf söz olur. Sen karar ver istedim. Siz gidin isterseniz. Biz de Zeyno kendine gelince kapıyı çeker çıkarız. Olur mu öyle şey canım? Biz bir şey olursa diye buradayız. Gerçekten gerek yok. Zaten yeteri kadar yük olduk size. Ben hallederim. Estağfurullah, ne yükü? Biz bahçede bekleriz. Hadi Rüzgar. Dışarısı çok soğuk. İçeride kalın o zaman. Tamam.
hiç merak etme bebeğim. Babam burada bizimle. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ha? Hala mı ya? Hala mı? Zeyno senin yüzünden içeride ne halde görmüyor musun? Peki sen benim ne halde olduğumu görmüyor musun? Bana ne ki senden? Kimsin ki sana? Umurumda bile değilsin. Öyle mi diyorsun? Doğru. Kimim ki ben? İyi. Bundan sonra adımı bile duymazsın. İkram edecek başka bir şey yoktu. Sağ ol. Konakta olanlar için ailem adına özür dilerim. Ben de sana teşekkür ederim. Bu gece yaptıkların için. Babam bu gece olanları duysa fena şeyler olurdu. Çok düşünceli davrandın. Sağ ol Nihat. Tamam. İşlem tamam. Okay.
Alo? Reyhan! Konağa gelip beni alır mısın? Kötü bir şey mi oldu? Neden sesin böyle? Reyhan! Senden başka arayacak kimsem yok. Kanamam var Reyhan. Bebeğimi kaybediyorum. Bebeğim. Bir haber verelim mi? Ay, ne olur biz halledelim Reyhan. Osman Melih'in yanında arayamam. Tamam canım, tamam geç. Ah, yavaş. Ah. Ben Mustafa'yı arıyorum. Alo? Mustafa! Maria'nın çok kanaması var. Biz hastaneye geldik şimdi. Çabuk getir. Hangi hastane? İyi mi Maria? Maria'yı içeri soktular. Hadi çabuk. Tamam. Maria'ya bir şey mi olmuş? Pantolonum nerede? Pantolonum nerede? Baba? Hayrola? Nereden böyle? Kızım iyi misin sen? Baba biz şey... Mustafa bari babama söyle Maria'ya ne oldu? Mustafa? Reyhan aradı. Maria'nın kanaması varmış, hastanedeymiş. Mustafa! Bin mi arabaya? Ben götürürüm seni. Hey Mustafa! Mustafa! Hayır. Hayır buna izin veremem. Hayır. Dayan Maria. Dayan aşkım, geliyorum. Çok az kaldı. Bebeğim yaşayacak mı? Ona bir şey olmadı değil mi? Kanamayı durdurmamız iyiye işaret. Sakin olmaya çalışın. Biraz kontrol altında tutacağız sizi. Şimdi ultrasonla bakınca da zaten eminim içimiz daha rahat olacak. Her şey yoluna girecek tatlım. Bak Mustafa da gelecek birazdan. Sen içini ferah tut, tamam mı? Aynı çatının altında bu kız neden bize haber vermedi? Reyhan'ı arıyor ya. Aynı evin içinde bebeğinin babasına... Sen sus ya. Tamam sen sus. Sen zaten zaman of saatinde nereden geldin daha hala bana açıklamadın. Bunu soracağım sana. Ya daha yolundan mı gitseydik? Daha kestirme en azından. Orası çok tehlikeli. Bu virajları alamam buzla. Bas gaza, bas, bas hadi, bas.
Dur. Allah Allah. Nasılsın kızım? İyiyim. Mustafa nerede? Niye gelmedi? Yolda canım. Birazdan burada olur. Doktor, bir soru sordum. Can, yüreğimiz ağzımızda ya. Torunum nasıl? Verilmiş sadakanız varmış. Oğlunuz hayata tutundu. Gerçekten mi? Oh. Evet. Gözünüz aydın. Çok şükür. Mustafa havalara uçacak. Yani doktor, gerçekten torunum erkek mi şimdi? Şu an kesin bir şey söylemek için henüz çok erken ama gördüğümüz kadarıyla evet, torununuz erkek. Nadire, Mustafa'yı arar mısın? Tamam canım. Nerede kalmış? Efendim Gonca? Nadire! Mustafa öldü! Öldü Nadire, Mustafa öldü! Yengesinin gülü. Daha yeni yumduydun gözlerini. Hadi dinlen azıcık daha. Reyhan nerede? Mustafa'yı arayıp gelecekti. Gelir canım şimdi, sen merak etme.
Hem doktor ne dedi? Düşük tehlikesi geçene kadar yataktan kalkmak yok dedi, değil mi? Siz ne gizliyorsunuz benden? Mustafa nerede? İki gündür yok ortada. Ben hissediyorum. Çok kötü bir şey oldu ona. Yok yengesin, gülü nereden çıkarıyorsun sen ya? İşte Mustafa'nın bir işi çıktı. Senin durumunu söylemedik telaş etmesin diye, değil mi Bekir? Tabii canım, aklı sende kalmasın diye. İyi o zaman. Peki. Siz biraz dışarı çıkın, bir hava alın. Dünden beri çok yoruldunuz zaten. Benim uykum geldi, uyuyacağım. Reyhan gelir birazdan. Yalnız kalma, merak etmeyin. Madem uyuyacaksın. İyi, hadi tamam. Çıkalım. Oh.
seni kurtaracağım. Hadi. Hadi. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım seni. Hadi. Hadi. Dayan, ne olur dayan. Hadi. Hadi gel. Emin misiniz memur bey? Bunlar benim oğlumun mu? Henüz ulaşamadık. Dalgıçlar bu saatten sonra sağ çıkabileceğini düşünmüyor. Çok üzgünüm. Thank you.
Seni yaşatacağım Mustafa. Seni kurtaracağım.